Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu güzel tığla Selanik modelini yapıyoruz. Bu model arkadaşlar Güneş Hırka diye ismini koydum. Güneş gibi böyle renklerinle olsun, modeli olsun. Güneş gibi bir hırka olacak arkadaşlar. Bunu tığla Selanik model arkadaşlar. Bakın şöyle esnek Selanik örgüsüne benziyor ama tığla yaptığım için Selanik modeli oluyor. Şimdi bu yelek olacak. İsteyen yelek yapacak, isteyen hırka olarak devam edecek. Bir önden başlıyor. Koltuğa kadar geldik. Bu birinci bölümde ben bunun detaylı bir şekilde nasıl yapıldığı hakkında size bilgiyi verdim. Bakın burasında şu şekilde modelimiz var. Şöyle esniyor. 20 ilmekle başladık. Sonra 30, 40, 50, 60 ve 70'e kadar bu şekilde çıktık. Daha sonra 60, 50, 40, 30 ve 20 diye bu şekilde inerek de devam ettik. Şimdi bunun birinci bölümde ben detaylı bir şekilde nasıl yapıldığı hakkında bilgiyi verdim. Bu bölümde de tam koltuk altına geldik ve arka bedene başlayacağız. Kol oyuntusunu yaptık. Toplamda 180 tane ilmekle başladık arkadaşlar. Trabzanla başladık. Zaten hepsini birinci bölümde detaylı bir şekilde anlattım. Bu 180 ilmekle başlamamızın şurası bizim yakamız. Şu şekilde arkaya dönecek burası. Bunu şu şekilde kıvırıp şal yaka şeklinde bir yelek olacak. İsteyen de hırka yapacak. Kolunu da anlatacağım. İster yelek yapın, ister hırka yapın. Güzel bir proje arkadaşlar. Bunun için ben şöyle iplerimi göstereyim. İplerim benim ihraç fazlası ipler. Onunla yaptım. Ama siz de istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Şöyle bakın, bu da bu şekilde angora'yı andırıyor. İncelik olarak onu belirteyim. Tabii koton iple de yapabilirsiniz. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Bir tane ebrulu, bir tane düz ip kullandım. Ama iki düz renkle de yapabilirsiniz. Yani bu ipte bir şey yok. Siz kendiniz istediğiniz ipleri kullanarak bu projeyi yapabilirsiniz. Şimdi buradan itibaren devam edeceğiz. Buraya kadar ben zaten birinci bölümde anlatımını yaptım. Şuradan itibaren 40 ilmek eksilttik ve 4 4 4 3 tane 4 ilmek bırakarak koltuğu kestik. Şimdi 180 ilmekle başladık. 180 ilmekte şurada 20 ilmek kestik ve 160 ilmek bizim yeleğimizin boyu. Ve yelek veya hırka yapacak olanlar için söylüyorum. Bunu şu şekilde ölçelim. Bakın şimdi tam şuradan ölçeyim. Önce 180'in kaç olduğunu ölçeyim. Bakın şuradan 180 tane yaptığımızda 82 oluyor. Benim şöyle göstereyim. 82 santim. 160 olan yani omuzdan itibaren şurası omuz arkadaşlar. Omuzdan itibaren şöyle ölçersek de bizim yeleğimizin boyu 72 santim oluyor. Şöyle bakın 72 santim boyu oluyor. Bunun şöyle şurası tam ortası. Siz başladığınızda zaten ben birinci videoda anlattım nasıl devam edeceğinizi. Şurası bizim tam orta noktamız oluyor. Şu şekilde bundan sonra eksiltmeye başlıyoruz. Bu benim bedenim 40-42 beden, hatta 44'e bile olabilir. 38'de de salaş sevenler için olabilir. Burada bedeninizi büyütmek için ben 70'e kadar çıkarttım. Siz bunu 80-90 diye çıkartabilirsiniz. Yani onu da zaten belirttim birinci videoda. Daha sonra çıkarttıktan sonra burayı yükselttikten sonra onlar azaltarak iniliyor. Şöyle basamaklı bir şekilde oluyor ve sonra bu basamaklar iniyor ve güzel bir görüntü elde ediliyor. Bunun bedeni şöyle tam burası koltuk altı ve 24 santim buranın ölçüsü. Siz de kendi bir şeyinize göre
yeleğinize veya hırka yapacaksanız hırkanıza da ölçerek ilerleyebilirsiniz. Şimdi buraya kadar eksiltmeleri zaten anlattım. Şimdi burada şuradan eksilttik. Bir düz buradan 2-3 sıra düz ördük. Şimdi bu sırayı da bakın şu sıramız da düz. Bunu da aşağı doğru düz öreceğim. Yukarı geldiğimizde şu ilk arttırmamızı yapacağız. Şimdi bunu aşağı doğru öne örerek bakın şuradaki ilk arttırmamızı yapacağız ama şunu örüyoruz yani geri döndüğümüz için şimdi burada normal olarak aşağı kadar bunu öreceğim dönüşünde burada arttırmaya başlayacağız şimdi ben bunu normal olarak aşağı kadar örüp döndüğümüzde dörder dörder arttırarak aynı sayımıza ulaşacağız 160 sayımıza ulaşacağız. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram adresim organik dantel alt-örgü hocam YouTube sayfamın adı. Oraya mesajla resimlerini gönderirseniz ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlara da bir faydamız olsun. Şimdi ben bunu aşağı kadar öreyim. Yine koltuk altında buluşalım. Şimdi aşağıya kadar indim ve yukarıya kadar geldim. Bakın şuraya kadar indim. Buraya kadar geldim. Şimdi burada şu ilk dörtlü arttırmamızı yapacağız. Şimdi bunu buradan çektim. Pardon böyle çekmeyecektim. Şimdi bunu sonuncuya girdim. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Bakın zincir çeker gibi yapıyorum. Hepsini birden alıyorum. Başlangıçta yaptığımız gibi. Şimdi buraya batıyorum. Şimdi bir ilmek. Bakın bu birinci ilmeğimiz oldu. Doladım. Buraya battım. Buraya bir tane daha yaptım. İki oldu. Şimdi şu yaptığımız zaten şuna aitti. Bir, iki oldu. Bir daha aynı şeyi yapıyorum. Şuraya batıyorum. Bir zincir çeker gibi yapıyorum ve hepsini birden çekiyorum. Bir, bir, iki, üç. Sonuncuyu da yapalım. Sonuncuyu bunu hepsini bir çekelim. Çünkü sonuncu bu. Bunu hepsini bir çektim. Dört tane arttırmış oldum. Şu ilk yaptığımız zaten şu sıra şunun ilk şeyi. Bunu da sayarsak 5 oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ama bu buna ait olduğu için 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 tane yaptım. Şimdi bu ipimi alacağım. Şunu biraz gevşetelim. Koparabilirsiniz burayı. Şimdi şunu şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şurası oldu arkadaşlar. Şimdi şu arttırmayı yapacağız. 5 tane zincir çektim. 4 tane arttırmamız olacak. Şimdi buraya birinciye çevirdim. Bir tane sık iğne yaptım. 5 zincir çekmiştim. Birini sık iğne yaptım. Birinciye atladım. Diğerlerine de 3 tane de bir yalancı sık iğne yapıyoruz. 2 3. Şimdi normal olarak buradaki şeyime devam edeceğim. Bakın buna geldim. Devam ediyorum. Yedi. Bakın 8 tane artmış oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi şu dörtlü için, şu dörtlü için şuraya geldik. Bir şu başlangıçtakimiz gibi yaparak 4 tane arttırdım. Daha sonra ipimi değiştirdim. 5 zincir çektim. Birinci zincire batmadım. İkinciye bir sık iğne, 3 tane de
Trabzan, tekli trabzan yaptım. Şurada 4, burada da 4, 8 tane artmış oldu. Şimdi birinci şuydu. Şimdi şunu yaptık. Daha sonra şunu yapacağız. Bunu aşağı doğru ineceğim. Bunu normal aşağı doğru ineceğim. Aşağıda da ilmeklerimizin şeyini yapacağız. Arttırmasını yapacağız. Yani şunu yapacağız. Arttırmasını dedim. Şimdi 20'deydik. Bunu 30'a çıkaracağım. Burası çünkü tam koltuk altına gelen bölüm. Şimdi 30, 40, 50 diye buradan ilerleyeceğiz. Şimdi şunu yapalım. Burayı aşağı doğru ineceğim. Onu yapıp yukarı doğru geleceğim. Şimdi burada aşağıya doğru indim. Şu 20'ydi. Şimdi 30 yapacağım. 10 oldu. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bunu 30, sonra 40, sonra 50, sonra 60 diye ilerleyeceğim. Omuz tarafını da yapacağız. Ben bunu bir şimdi şey yapayım, sayacağım yeniden. Bunu 30'a kadar çıkarıp 30'dan sonra geri döneceğim. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30. 31'inciye bir tane sık iğne yapıyoruz. 32'inciye bir tane kaydırma yapıp dönüyoruz. Sonra bu sık iğne yaptığımızın tepesine bir sık iğne ve aşağı doğru yine tekli trabzanlarımızı yapıp aşağıdan da yukarıya doğru geleceğiz. Şu 20'de şimdi 30'a kadar çıktım. Sonra döneceğim ve devam edeceğim. Şimdi yine koltuk altına geldim. Bakın şurada 4 tane arttırmıştık. Onları örelim. 1, 2 oldu. 3 ve şuraya da batıyorum. 4. Bakın 4 tane ördüm. Şimdi burada yeniden şu sonuncuyu şöyle yapacaktık. Bunu bir de çıkarıyoruz. Sonra hepsini bir çekiyoruz. Bakın bu buna ait. Şimdi bundan sonra 4 tane yapıyoruz. Şöyle yapıyorum. Bir, bu birinci oldu. Yine şu dibine batıyorum. Bu iki oldu. Yine dibine batıyorum. Bunu bir de çıkarıp sonra bunu üç. Bu da sonuncu. Sonuncuyu zaten hepsini bir şöyle topluyoruz. Yine buraya 4 tane oldu. Bakın şöyle göstereyim. Şu şu oluyor. Şu şuradaki bakın şu aradaki şu. Şimdi de şunu da şuraya kadar yaptık. Şimdi bu şey yapacağız. Şu açık renk ipimi yapacağım. Bunu buradan şey yapıp koparalım. Çünkü bunu buradan koparacağım. Çünkü arka omuzlu başlayacağımız için omuzdan devam edeceğiz. O yüzden bunu buradan kopardım. Hatta bunu da koparayım. Zaten burası dikiş yerine geleceği için. Şimdi buradan itibaren şuradan en sona şuraya batalım. Şuraya batalım. Çünkü zincir çekmek zorundayız burada.
Öbür türlü arttırma yap şunun gibi. Şimdi burada 40 tane zincir çekeriz ama zincirlerimizi biraz gevşek çekelim. 1, 2, şöyle gevşek çekelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın ne kadar gevşek çekiyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Şimdi buraya kadar herhalde şey yapıldı. Şimdi buradan sonra da şimdi ben bunları 40 tane çektim. Çevirelim şöyle. Şimdi bu 40 tane çektikten sonra 2 tane daha çekiyorum. Doluyorum. Bu 40.'ya batıyorum. Yani buradan 2 taneye atlayıp şuna batarak yine aynı sık iğnemizi yapıyoruz. 40 tane yapacağız buraya. Buradan sonra da sayınızı isterseniz aşağı kadar ineceğiz zaten bunu düz olarak. 160 tane sık iğnemiz olması lazım. Yani bu yalancı sık iğneden 160 tane olması lazım. Onu da siz sayarak kontrol de edebilirsiniz. Bakın bu şekilde bunu bütün hepsini zincirlerine batarak ilerliyorum. Zinciri sıkı çekerseniz rahat bir kol olmaz. O yüzden biraz daha gevşek çekerek yapabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Ben şunu şuraya kadar yapayım, sonra yeniden şey yapalım, buluşalım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın iki sıramı yaptım. Burada 40 zincir çekmiştik. Zincirin üzerine gittim, gene geldim. Şimdi bu omuzu yapacağız. Aynı burada devam ediyoruz. 20, 30, 40 diye burayı arttırarak aynı şuradaki gibi yapacağız. Tabi burası arka olduğu için biraz daha fazla artacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz arttıra arttıra gideyim. Yine arka ortasında buluşuruz. Siz de aynı şekilde böyle onar onar ilmek arttırarak ilerleyin. Tabii ki ölçülü olarak devamlı ölçerek de ilerleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben burayı omuz kadar ördüm. Bakın omuzu biz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yapmıştık. 16 sıra. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra yaptım. Şimdi buradan ister burada koparın ve isterseniz benim gibi kaydırarak da inebiliriz. Şimdi buradan kaydırarak 1, 2, 3, 4 tane kaydırdım. Şimdi burada kaydırdım, orada bıraktım. Diğer ipimi alıyorum. Hatta sonuncu kaydırmayı bu. Neyse, şöyle yapıyorum. Şimdi buraya şununla bir zincir gibi çekelim. Şunu şuraya bağlayalım. İsterseniz koparıp yeniden de başlayabilirsiniz. Şimdi buradan itibaren devam edeceğim. 4 tane kaydırdım. Biraz şuraya şey yapayım. Şöyle bolluk bırakalım. Bakın burada şöyle bir hafif bir eğim oluşturduk. Şimdi bunu ben aşağıya kadar öreceğim. Şimdi bakın şöyle burada arka yaka için hafif bir yaka düşüşlüğü yapıyoruz. Şöyle oyuntusu yapıyoruz arka yakada. Burada da neredeyim ben? Şöyle bakın.
Şurası tam koltuk altı arkadaşlar. Şu açık renk denk gelen yer. Buradan 20, 30, 40, 50, 60, 70'teyim. Yani 70'teyim. Daha devam edeceğim. Ben bunu arka ortasına kadar geleceğim. Ondan sonra size zaten bilgi veririm. Burası şu şekilde mesela az gibi duruyor ama esniyor. Şöyle bakın arkadaşlar, esniyor. Yani o yüzden onu o şekilde şey yaptım. Ben omuz ölçüsünü vermedim. Onu da söyleyeyim. Yaklaşık bakın 10 santim. Yani şimdi burası kapak esnemediği halde 9. Esnediği zaman bakın şu şekilde. Zaten giyince bu esner burası. Şu şekilde bakın. Esnediği zaman da 11-12 gibi oluyor. Yani şöyle esnek ölçersek de 12 civarında şu omuz bıraktığımız yer. Şimdi bunu aşağı kadar geleceğim. Aşağıda devam edeceğim. Bunu 70, 80, 90 diye ilerleyeceğim. Arka ortasına kadar. Ben onu yapayım. Sonra yeniden buluşalım. Burada sadece bir kere indim dörtlü. Daha sonra düz gideceğim arkadaşlar. Dört tane burada kaydırarak geldik. Bundan sonra düz gideceğim. Arka ortasına kadar devam edeceğim. Ondan sonra arka ortasında yeniden size beden bilgisi hakkında detaylı bir şekilde yeniden bilgi vereceğim. Şimdi burada 4 tane kaydırarak buraya geldik ve açık renk ipimizi taktık. Normal olarak aşağıya ördüm geldim. Şimdi burada 1-2 tane daha bırakacağız ki yaka oyuntumuz olsun. Şimdi buraya kadar geldim. Burada 2 tane daha bıraktım. Toplamda 6, 4 bıraktım. Sonra da bakın 1-2, 2 tane bıraktım. Şu sonuncuyu renkli ipimizi alalım. Şu şekilde aldım. Bunu sıkıladım. Şuraya yeniden 2 tane zincir çektim. Bakın şimdi buradan devam edeceğim. Artık burası düz gidecek. Şöyle bakın. 4 tane bir kaydırarak bıraktım. Sonra da 2 bıraktım. Toplamda 6 tane burada oyuntuyu yapmış olduk. Şimdi normal aşağı doğru ineceğim bunu. Aşağıda da dediğim gibi zaten şuraları bahsettim. Yükselte yükselte arttır arttır onar ilmek. Tam arka ortasına kadar geleceğim. Yine arka ortasında buluşuruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bunu arka ortası tam şurası oluyor. Kaça kadar arttırdım? Şöyle sayalım. Şurası 20, tam koltuk altından şöyle yapalım. 20'den başladım. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Buraya kadar ben arttırmamı yaptım. Ama sizin bedeninize göre bunu ayarlamak için bunu biraz daha 110-120 diye de gidebilirsiniz. Ayrıca şu koltuk altındaki şu 20'yi de ona kadar düşürebilirsiniz. Ön bedeninizde genişler, arka bedeninizde genişler. Yani şuraya bir 10'luk yaparsınız, sonra 20-30 diye gidersiniz. Şimdi benim bu 40-42 bedene diye uyumlu demiştim. Şöyle hemen ölçüde verirsek tam şurası ortası. Bakın ben 100'e kadar arttırdığım için tam burası ortası. Şurası koltuk altı oluyor. Şuraya aşağıya da bakıyorum, 20'nin olduğu yer. Burası 20. Yani 20 bu taraf, 20 öbür taraf. Arka beden 40 santim olacak. Bunun esneme payı da var. Onu da unutmayın arkadaşlar. Bakın çok güzel esniyor. Yani bunu aslında yani 44 bile giyebilir. Bakın esnediğinde bu giyince zaten biraz da esneme olur. 23-24 santim oluyor. Yani bunu bu giydiğimizde vücudumuza göre esnediği için çok rahat bir kullanım sağlayacak bir model. Şu tarafında şöyle bakın, buraya da zaten ölçüyü vermiştim. Ön beden için koltuk altından itibaren 21-22 santim. Dediğim gibi bakın esnediği için bu rahatlıkla bedeninize uyumunu sağlar.
Hatta 38 beden bile giyebilir. 38, 40, 42, 44 bedene göre ayarlanır. Şimdi burası tam orta noktasıydı. Bundan sonrasını ben biraz daha ördüm. Şu yaka dönüşünü de beraber yapmıştık. Şimdi ben burada diğer yaka dönüşünü yapıp diğer omuzu yapacağım. Yani şuradan itibaren bunun aksini yapacağız. Yani bu tarafa bunun aynısının simetrisini yapacağız. Ve aynı şekilde omuzlarını yapacağız. Koltuk altının şeyini de yapacağız. Bu eksiltip ve artarak burayı şöyle bir ovallik sağladık. Ve diğer omuzu da yaparak diğer şu dönüşü yaparak yaka dönüşünü yaparak bitireceğiz inşallah. Şimdi bu bölümde de bu kadar olsun arkadaşlar. Çok güzel bir proje tavsiye ederim. Yaparsanız resimlerini bana Instagram adresim organik dantel alttire örgü hocam YouTube sayfamın adı. Oraya da resimlerini bekliyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim.